Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com.tr katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi <laughs> Fenerbahçe'de iddialar çok çok fazla. Haberler çok çok fazla. Ama ben önce kısa kısa bir başlangıcı yapayım. Fenerbahçe'ye Portodan, Porto'dan orta saha. Şimdi transfer çalışmasını sürdürüyor Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezon Kiralık olarak Roma'da sezonu geçiren Portekizli oyuncu Sergio Oliveira'yı gündemine aldı diyor iddia haberi. Sergio Oliveira. Şimdi çok ilginç bir transfer haberi bu yalnız ha. Onu belirteyim. Önce Sergio Oliveira kimdir onu anlatmaya çalışayım kısaca. 2 Haziran 1992 doğumlu 30 yaşına yeni basmış olan bir futbolcu. 1.81 boyunda merkez orta saha oyuncusu. Portekiz milli takımında 13 kez forma giymiş, golü yok. 12 milyon euro piyasa değerine sahip olan Portekiz'in Pachos de Brandao şehrinde doğmuş olan e, o şey var, dağlar var, o dağların arka tarafındaki şehir bu. Orada doğmuş olan e, futbolcudan bahsediyoruz. Futbolcunun sicil çok kabarık. Sağ ayaklı 6-8-10 oynayabilen Portekizli yıldız oyuncu. Şu anda e, Roma'da kiralık 13 milyon euroya satın alma opsiyonu var. 1 milyon euroya da kiralama bedeli var. Porto zamanında Pachos Ferreira'dan 1 milyon euroya alıyor. Birazcık oynatıyor. Daha doğrusu oynatamıyor. Bakıyor ki değişen bir şey yok. Nantes'a kiralıyor. Sonrasında geri geliyor düşüş var fakat ardından 2 de coşuyor. 7 milyon euro piyasa değerlerini bulup <laughs> PAOK'a kiralanıyor. PAOK'tan geldiğinde 9 milyon euro piyasa değeri varken bu sezon devre arasında 12 Ocak 2022'de 15 milyon euro piyasa değeri varken 1 milyon euroya Roma'ya kiralanıyor ve muhtemelen de kiralıktan geri dönecek opsiyon kullanılmayacak. Bu sezon niye kalabalık sicil Sicil şu yüzden kalabalık. 45 maça çıkmış. 8 gol 2 asist 2246 dakika. Süre bazında az ancak Serie A'da 14 maç. Portekiz liginde 13 maç. Şampiyonlar liginde 6 maç. Konferans liginde 5 maç. Portekiz kupasında 3 maç. Allianz Kapta 2, 2 maç. İtalyan kupasında 2 maç. Yani farklı farklı liglerde farklı farklı maçlara çıkmış. Geçmişine dediğim gibi Porto var. Belçika ligi Meşal'ın var. Paços Ferreira. Nantes, Paok, Roma olan yıldız bir futbolcudan bahsediyoruz. Sanırım futbolcuyu anlatabildim. Şimdi Branko çok beğeniyor diyormuş. Portekiz basından Ojogon'un haberine göre Fenerbahçe operasyon direktörü Mario Branko'nun çok beğendiği Portekiz oyuncunun Fenerbahçe'nin planları arasında yer aldığı ve Roma'da başarısız Roma'daki başarısız döneminin ardından bu transferin mümkün olduğu ifade edildi diyor. Hocam başarısız da niye transfer market değeri 15'ten 12'ye düşmüş. Sıfırlanması lazımdı. O bizim Türkiye'de oluyor. Mesela Trabzonspor'un futbolcusu Abdülkadir Ömür sakatlanır. Değerinden hiçbir şey kaybetmez. Fenerbahçe futbolcusu 3 hafta sakatlanır. 1 milyon euro düşer. Yani o bizde olur. Neyse arkadaşlar. Daha önce birlikte çalıştılar diyor. Jorge Jesus da çalışma fırsatının yanında. Daha önce PAOK da birlikte çalıştığı Mario Branco ile de iyi ilişkileri var diyor. Oliviero'nun. Ve kısa süre önce de sosyal medyadan Mario Branca ile fotoğraf paylaşarak aralarındaki ilişkiyi ifşa ettiği gösterildi diyor. Ya Şimdi kafamızı kurcalayacak soru şu. Sözleşmesi sürüyor. Porto ile 2025'e kadar var hem de sözleşmesi. Öyle 2023, 24, 25, 3 sene daha sözleşmesi var. Ve 1 Temmuz'da başlayacak Porto'nun hazırlık kampına davet edilse de takımdaki geleceği halen belirsiz. Tabi geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da geçirdi Oliveira ve Portekiz teknik adam tarafından takımda da tutulmak isteniyormuş. Ancak İtalyan ekibinin bon servisini alacak kadar iyi bir mali durumda olmaması nedeniyle transfer ancak kiralık olabileceği konuşuluyor. Daha önce Oliveira ile birlikte çalışan ve her fırsatta oyuncuya olan hayranlığını dile getiren Mario Branco 2019'da verdiği röportajda Oliveira Yunanistan'da gösterdiği performansta ülkenin en iyilerinden biri olduğunu herkese gösterdi. Hem saha içinde hem de antrenman sahasında müthiş bir karaktere sahip. O her zaman seviyesini yükseltmek için uğraşıyor. Çünkü vahşi bir rekabetçidir demiş. 3 gol 1 asist diyor haberin devamında. Yani Roma'da 22 maçta 3 gol 1 asist olarak söylüyor. Şimdi benim kafama takılan soru 1. Biz Oliveira'yı alıyorsak gerçekten listemizde varsa ben hani haberin doğru olduğuna inanmak isteyerek söylüyorum. Yani Zayt, herhalde Crespo falan satılmıştır. Satılmış ha satılmış ha. Zara Türk sinemasında genellikle Kemal Sunal filmlerinde oluyor. Satılmış ha. Şimdi Yaz Heights ya, ya Crispo devasa paralara satılmıştır. Hani 12 milyon euro opsiyon ama kötü performans diyor. Belki 3-5 aşağıdan bir şey veririz. Yani 5-5,5 milyon euroya basıp alırız. Ee, hani o ayarda bir oyuncu gibi. Hani William Carvalho bu isim. Dikkat edin hep iyi isimler. Ama 30 yaş olması beni düşündürüyor. Mesela bu oyuncu 27 yaşında olsaydı 5-5,5 milyon euro benim için bedavaydı. Hocam senin için bedava da sen 3008 bile alamıyorsun. Doğru benim için bedava ama kulüp için değil. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben bu transfer ihtimaline pek sıcak bakmıyorum. Doğruysa bile orta sahada iyi bir sirkülasyon. Mesela Gustavo var orada yıllık ücret. Zayis var orada potansiyel. Ozan Tufan var orada. O, opsiyon. Bon servis bedeli. Mesut Özil var orada yıllık ücret. Bakın Fenerbahçe'nin çözmesi gereken orta sahada çok ciddi sorunlar var. Hani her transfer söylenisi orta sahayla ilgili yapılıyor ama sizler de birçoğunuz diyorsunuzdur ya hocam ne bu orta saha fetişizmi sürekli orta saha orta saha orta saha yeter ya. Kusmuk geldi diyorsunuzdur ama mecbur. Şimdi FIFA menajeri Necdet Ergezen transferin gözleri hakkında akşamda yayınlanan transfer akşamı programında açıklamalarda bulunmuş tamamı içinde gidip programı tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi Burak kapacak. Hemen başlayalım. Hani transfer sorularınıza cevaplar gibi düşünün. Al Mustafa Hoca'dan bütün transfer sorusuna cevap gibi düşünün. Yeni bir dönem açıldı Fenerbahçe'de. Burak kapacak. Yeni hocayla farklı bir boyuta geçecek. Bilemiyoruz demiş. Fenerbahçe'nin oyuncusu 5 yıllık kontratı var. Burak Türkiye'ye dönmeyecek. ABD tatilinde kendisi planlamasına 10 Temmuz'a kadar bekleme kararı aldık diyor. Çok önemli değil. Abdülkadir Ömür 18 yaşında beri Avrupa takımları tarafından takipte. Fransa, İspanya, Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışında yurt dışına ilgili sıcağız. Abdülkadir yurt dışına gitmek istiyor. %100 hedef yurt dışı demiş. Rıdvan Yılmaz 5 yıllık imza alıyor. 1-2 ufak detay kaldı. Onlar tamamlandı. Yani gidecek 1 yıldan fazla süredir takip ediyorlar. Nisan'da temasa geçtiler diyor. Ahmet Can Kaplan'la ilgili Almanya'dan ilgilenen kulüpler var. Rusya'dan da ilgi var. Resmi bir teklif var diyor. Erce kardeşleri Trabzonspor'dan ayrılacak. <laughs> Fenerbahçe'nin alması lazım. En azından bir tane hakemin kardeşini almış oluruz. Bir hakem bir hakemdir. Önümüzdeki hafta falan ortaya çıkabilir. Uğurcan'ın satılmaması etkili değil. Ercen'in ayrılmak istemesinde diyor. Yunus Akgün Galatasaray'ın oyuncusu 2 yılda kontratı var. Resmi teklif boyutuna bir şey olursa oturup değerlendirecektir. Oturup konuşalım diyen yok demiş. Şimdi hocam Fenerbahçe'ye ilgili sadece Burak Kapacılar konuşmuş. Evet. Kaan Ayhan ve Mert Müldür. Kusura <laughs> bakmayın. Birkaç gündür ciddi şekilde bu isimler bana soruluyor. Hocam ee, ne oluyor diye. Şimdi sağ sağ da ikisi de isimleri de Türk takımlarıyla anılıyor. Hem Kaan'ın hem Mert Müldür'ün. Ki biz Mert Müldür'ün iyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Yani çocukluk aşkının Fenerbahçe olduğunu biliyoruz. Trabzonspor'la Fenerbahçe'yle adlar aralıyor iki futbolcunun da. Ee, ve resmi açıklama gelmiş arkadaşlar. Bakalım neymiş. Oynat. Öyle olmuyor. <laughs> Keşke olsan. Samsunspor'un <laughs> sportif direktörü Giovanni Rossi oyuncularla ilgili konuşmuş arkadaşlar. Sabah gazetesine konuşmuş ve Demiş ki Kaan Ayhan ve Mert Müldür için Türkiye'den çok sayıda teklif aldık. Şu an için gelen her teklifi değerlendiriyoruz demiş. Güzel. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için playoff maçına çıkacak Trabzonspor stoper Marlon için görüşme yaptı ve aşama kaydedemedi. Bu arada maviler Marlon'un alternatif olarak Kaan Ayhan'ı düşünüyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İşinize gelirse hatırlarsınız gerçi de. Trabzonspor'un Kaan Ayhan'ı düşündüğünü daha önce söylemiştim. Borçuna Düsseldorf forması giydiği dönemde Roma'ya transfer olmak isteyen futbolcunun bu halde Roma'nın ödemesi, ödemenin ertelenmesini talep etmesi sonrasında suya düşmüştü. Futbolcu daha sonra 2.75'e sağ sağlığının yolunu tuttuydu. Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Eren Elmalı, Doğucan'ı falan filan aldı diyor. Densville'i Larsen'i aldı. Kadroyu güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe'de Mert Müldür istiyor diyor. 23 yaşındaki futbolcu sağ bek pozisyonu dışında stoper ve sol bekte de oynayabiliyor türkiye Avusturya vatandaşlığı bulunan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam edecek. Mert Müldüre transfer market 7 milyon euro değer biçiyor demiş. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Siz sağ sağlığı yöneticisisiniz. Kaça satarsınız? Mesela ben sağ sağlığı yöneticisiyim. Satmam. İlle satacaksın. Kaça aldım? 4 milyon 700 bin euroya. 6 buçuğa satarım ya da opsiyon koydururum. E, beşe 5'e satayım sonraki satıştan %10 pay diye. Peki siz Fenerbahçelisiniz. Mert Müldür ister misiniz? Hava da karada istersiniz. Hocam 33 maça çıkmış bir asist yapmış 2179 dakika demezsiniz. Peki soruyu yine değiştiriyorum. 18 kez Türk milli takımında formasını giymiş. 1.84 boyunca sabit. Soruyu değiştiriyorum bak soruya dikkat. Mert Müldür Galatasaray'a gitse zorunuza gider mi? Beşiktaş'a gitse. Hatta 3,5 milyon euroya herhangi bir Süper Lig takımına gitse kafayı vurur musunuz? Vurursunuz. İyi elde o sayı var. Yani elde o sayı var. O ne olacak? Hocam o sayıyla o arkalı önde oynarlar. Biri önde oynar, biri arkada oynar. Çok maça çıkacağız. Rotasyon oynar. Şöyle yapar, böyle yapar. İşte Mert Müldür bize bu yüzden mantıklı gelmiyor. Yani üç 35 milyon euroyu başka mevkiler için harcamak daha mantıklı gibi. Ha şu var. Diyelim sağ öne kimseyi çekemiyoruz. Mert Güldür'ü sağ peki alıp o sayıyı önünde oynatmak hani o eğer bitiriciliğini ve son pas tercihlerini geliştirirse zaten tam aradığımız futbolcu olur. Yani böyle 20-30 milyon euroluk topçu olur. Burası da ayrı mesele. Valla Mert Güldür'ü eğer 3.5-4 bandına verirlerse almamız çok çok mantıklı olur ama kulübü maalesef 7'den aşağı inmiyor. Şu şartlarda da beklemeyin. Şu şartlarda kimi bekleyin? Mesela Lemos'un gitmesini bekleyin. Max Mayer. Max de bekleyin. Yani 1 Temmuz'a kadar arkadaşlar şey e, belirlenecek bu arada. Tamamen gidecekleri belirlenecek. Yani bir 8 günümüz daha var. Ama bu o şekilde duruyor. Mesela Colker olayı bekleyin görün. Tisserand'ın gitmesi bekleniliyor. Pelkas'tan ilgili bazı iddialar var. Dış basında, iç basında, kenar basında iddialar var. Dimitris Pelkas'tan ilgili. Şimdi Pelkas'ın yeni baş antrenör Georgievich tarafından <laughs> Pelkas'ın George Jesus tarafından Fenerbahçe'de istenmediğine dair hem benim zayıf duyumlarım var hem de yurt dışı basında açıklamalar var. Svensia City, QPR, Queens Park Rangers ve Hull City oyuncumuzla imzalamak istiyorlar diyor. Yani 3 kulüpte Pelkas'tan ilgileniyor diye duyumlar var. Yani arkadaşlar bu arada en ciddi alıcının da Svensia City olduğu söyleniyor. Yani Hull City'den falan daha iyi istekli diyorlar. Bu gelişmeler dış basında yer buluyor. Bakalım neler olacak. Ama şunu söyleyeyim. Yunan kulüplerinden de isteyenler var. Pelkas'ı. Biz 4-4.5-5 bandına satma düşüncesindeyiz. Büyük ihtimalle Pelkas'ın hani ee, büyük ihtimalle Pelkas'ın kalma durumu zayıf gibi duruyor arkadaşlar. Ama biraz bekleyip görmekte fayda var. Hani dediğim gibi Lemos, Maxime, Ertiserant, Pelkas, Samatta dedik mesela. Samatta içinde bir önceki videoda da açıklamalar vardı. olan videoların sırası bozulmayacak. Şimdi Lincoln'le bir anlaşma yani Lincoln'le alırken bir anlaşmamız vardı. Belki Max yer. belki Lemos oraya gönderebiliriz. En azından transferi hafifletmek babında Santa Clara, Clara takımına. Ama deney edebiliriz. Burak Kapacak, Çağatay Kuru kalıp bu isimlerin hani Fenerbahçe'deki gelecekleri biraz soru işareti. Aslına bakarsanız ben olsam Jesus'un yerinde derim ki ulan madem bu kadar cimrisiniz Çağatay'la Ferdi'yle sezon geçer. Bana önünde çok etkili isim alın. Hani rakip bana tedbir alsın. Ben rakibe karşı bunlarla çıkayım derim. Ama tabii Jesus'un da fikrini bilemeyiz. Biliriz. Ee, belki de işaret ediyorumdur. Atlan Yanuzay. Arkadaşlar Atlan Yanuzay isminin ilginç bir özelliği var biliyor musunuz? Atlan Yanuzay, sağ kanat. Fenerbahçe hangi futbol kanat arıyor? Sağ kanat. Al sana sağ kanat. Al sana sağ kanat. Atlan Yanuzay. Sözleşmesi bitiyor. Bakın Belçika milli takımında oynamış bir futbolcudan yani bahsediyoruz. Bir aydır boşta. Avrupa'dan isteyen bir sürü kulüp var ama e, kim ne veriyor? Bir buçuk veriyor. Sen iki ver. Ya belki 3-4 sezon sana kanat sıkıntısı çektirmeyecek adamdan bahsediyoruz. Verimli bir adamdan bahsediyoruz. Ya bu adam belki Premier Lig'den bile ta taliplisi vardır. Bu bir. İkincisi Adnan Yanozay'ın e, Kosova vatandaşı, yani Kosova doğumlu Belçika vatandaşı ama Türk pasaportunun olduğu iddiaları var. İnanmayacaksınız ama bu arkadaşın eğer Türk pasaportu varsa yani green card, yeşil kart farklı isimlerle adlandırılabiliyor. Eğer bu varsa Türk statüsünde sayılacak. 12 milyon euro piyasa değeri var. Belçikalı futbolcu sol ayaklı bak sağ kanat için sol ayaklı. Mükemmel olur. Düşünsene bunu aldın yedeği İrfan Can Kahveci ya da İrfan Az bu yedeği. Ya da çeşitli varyasyonlarda kullanacaksın. Müthiş. Sol kanat emin sağ, sağ kanat emin Solda da Rossi. Rossi'nin yedeği de Buruma. Bence solda emin ellerde. Bak Rossi Buruma. İrfan Atlan Yanuzay mükemmel. Onlar numarada Lincoln, Arda Güler falan. O da süper. Orta sağ düşün. Forvet e de bir, bir gol çekersen. Sağ, on, sol, forvet. Müthiş. Ön libero'da şu an için Crespo var. O da müthiş. 8'de Mert Hakan oynar, başkası oynar, oynar, oynar. Hani konuşulan isimler bir de çekersen bak 2 5 6 futbolcun emin ellerde. Kalede Altay Bayındır 7. Kim Minji 8, Osay 9. Diğer stoper Abdülkerim işte Serdar Aziz falan konuşuyor. 10. Bir de sol beke bir ayar çekersen Fenerbahçe yeni sezona hazır ve nazır olur. Dediğim gibi sol ayakla. <laughs> Hocam ya eski Adnan Yanuzay'dan eser yok. 42 maça çıkmış 5 gol 3 asist. 2295 dakika. Yani eski Adnan Yanuzay'ın tam olarak hangi şeyine baktınız? Tam olarak neyinin eseri yok bilmiyorum ama. Ya al sana topçu ya. Al sana topçu. Bu arada 3.1 milyon takipçili As gazetesi de Fenerbahçe başarılı günlerine yeniden dönmek istiyor. Jesus'u getirdi. Şimdi de gözünü Marcelo'ya dikti. Marcelo'ya Mesut Özil'le aynı maaş teklif edilecek demiş. Tabii bu maaşa 4 milyon euro yazmış ama 4 milyon euro değil. Mesut Özil 3 milyon euro alıyor. Bu da benim duyumları doğrular nitelikten. Bilginiz olsun arkadaşlar. Size bir isim daha vereceğim. Mesela ben gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Bak Vinicius Souza için 9 milyon euro istiyorlar. William Carvalho için 5 milyon euro istiyorlar. Bu Sergio Oliveira için 5-6 milyon eurocuk istiyorlar. Ben size bedava Elif Elmas buldum. Sefer Emini. 15 Temmuz 2000 doğumlu. Hocam 15 Temmuz olmaz darbecidir bu futbolcu. Lan gelsin Türk futboluna darbe yapsın. Coşsun etsin. 21 yaşında. 22 olacak. 1.74 boyunda. 6 numara ama 8 de oynayabiliyor. Kuzey Makedonyalı ön libero. Hocam gelsin Kuzey Makedonya'dan kimi alırsak tuttu. İşte öyle olmuyor. O kesin değil. 400 bin euro piyasa değeri var. Ha çöpmüş. Ali Koç istifa. Bu mu şampiyonluk kadrosu dediğinizi duyar gibiyim. Birçok arkadaşımız böyle dönek futbolcunun transfer marketine bakarak Ali Koç'a küfürler, hakaretler ya da Veseli'ye Veseli oynarken sakat Allah belanı vermesin Ali Koç diyorlar. Şu i̇şte e, sakat futbolcuyu niye kadro tutuyorsun? Veseli gidince ay üzümlü kekim, sucuklu yumurtam gitti. Biz şimdi kimin sucuğuna şey yapacağız? Şöyle böyle diyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Dünya sizin kadar hızlı dönmüyor ya. Neyse 400 bin euro değeri var. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek. Sezon başında kiralamışlar. Ama ee, bu bilgide yanlışlık var. 2022'de değil, 2024 civarında falan bitecek diye biliyorum transfer markette. 5 Eylül 2020'de kira alıyorlar. Ocak 11 Ocak 2022'de de 100 bin euroya bonservisini alıyorlar. 27 maç, 2.184 dakika, 8 gol, 4 asist, 8 gol, 4 asist. Hocam bu ön libero ama ön libero. Benim Thomas Suçek fetişizmimi bilirsiniz. Thomas Suçek'in Fenerbahçe'ye gelmemesinden dolayı da kafaları yediğimi, çıldırdığımı da bilirsiniz ki çekinde Vestam'a kaça gittiği malum. Orada yaptıkları da malum. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Fenerbahçe'nin güzel bir pazarı var. Yani Balkan pazarı. O Balkan pazarını değerlendirmek lazım. İnşallah da değerlendiririz arkadaşlar. Aldığın her futbolcunun süperstar olmasına gerek yok. Aldığın her futbolcunun işte piyasa değerinin 7-8 milyon euro olmasına gerek yok. Aldığın futbolcu oynasın sana kupalar şampiyonluklar maçlar kazandırsın yeter. Bu arkadaş da sanki bu tanıma uyuyor gibi. Benim söyleyeceklerim. Bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.